iki raket gelirken bunları da konuşmak biraz zor oluyor gerçekten. Duygular çünkü yani nasıl ifade edilecek bilmiyorum ama öncelikle tekrardan Allah rahmet eylesin diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'in size mesajını ileteceğim. Şehir dışına çıkmak zorunda kalmam nedeniyle bu güzel anlamlı günde aranızda bulunamadığım nedenle üzüntülerimi, selam ve saygılarımı iletiyorum. Aramızda genç yaşta ayrılan sevgili Musa Er Yılmaz, Türk sporunun ve futbol hakemliğine en üst düzeyde hizmet etmiş bir değerimiz olarak ismi yaşatılmalıydı ve bu tesislerde meclisimizin oy birliği ve aldığı kararla bu tesislerde yaşayacaktır. Yenişehir Belediyesi olarak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Katkılarımız ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi iletiyor ve saygılar sunuyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyorum. Musa Er Yılmaz, Atatürkçü, çağdaş, eğitime, bilime, sanata, spora çok önem veren, idealist, emekçi, dürüst, güvenilir, adil, hiçbir zorluk karşısında yılmayan, baskılara boyun eğmeyen, karşılaştığı olumsuz durumları duygu sağlığını kaybetmeden akıl ve mantık çerçevesinde çözmeye çalışan çok özel bir insandı. Sevgi dolu, neşeli, güler yüzlü ve çok çalışkandı. Sizler onu öğretmenliği ve futbol hakemliği sürecinde tanıdınız. Bense üniversite öğrencisi iken tanıdım ve çok sevdim. Onu çok erken kaybettik. Hayalleri, idealleri yarım kaldı diye düşünüyorum bazen ben. Fakat elinden tutup yoktan var ettiği öğrenciler, gençler şimdi meslek sahibi oldular. Bazıları milli sporculuktan milli takım antrenörlüğüne yükseldi. Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışıyorlar ve binlerce yüzlerce öğrenci yetiştiriyorlar. Musa Er Yılmaz'ın geçmişte kurduğu dostluklar, anlamlı ilişkiler bizi bugün burada topladı. Sizler birbiriniz için çok değerlisiniz. Değerlisiniz ki unutmadınız, unutturmayacaksınız. Bu tesise adının verilmesini teklif eden ve bu teklifi kabul eden Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e ve meclis üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Onur ve gurur duydum. İyi ki varsınız. Babam çok iyi ve çok özel bir insandı. Hem sizler için hem de aslında bir baba olarak benim için ve ablam için. Ben çok küçük yaşlardan itibaren spor yapmaya başladım. Ve hep o sporu da devam ettirmek istedim. Ve babam da benim spor yapmamı çok hoşlandığı için ilk antrenmana çıktığım günden itibaren her zaman yanında en büyük destekçim oldu. Bana aslında maçların antrenmanlarda kazanıldığını, sporculuğun aslında sadece saha içinde değil saha dışında da var olduğunu ya da sahanın içine çıktığınız zaman dış dünyayı tamamen geride bırakarak stresi nasıl kendi yönetebileceğinizi her şeyi ben babamdan öğrendim aslında. Bana o sporcu disiplinini, çalışkanlığı, özgüveni, sorumluluk sahibini hepsini babam öğretti. Ve ben de aslında şimdi düşünüyorum da sadece öğrettikleri şeyler aslında benim spor hayatım için değil, benim şu an gelecek hayatım için de öğretmiş. Ben hiçbir zaman babama, baba benim burada maçım var, ben bugün deplasmana gidiyorum gibi hiçbir zaman hiç öyle şeyler söylemedim. Çünkü babam her zaman benden önce öğrenir. Hep beni arar, kızım bugün burada maçın var, bugün buraya deplasmana gidiyorsun diye söylerdi. Ve benim her maçımda, her zaman tribünde benim en büyük destekçim olurdu. Hatta bir gün unutmadığım bir anımı paylaşmak istiyorum sizinle. Ben daha o zamanlar Mersin'de oynuyorum ve Türkiye Şampiyonası'na gitmek için bir Adana takımıyla maç yapmamız gerekiyor. Babam da o sırada Adana'da aslında tedavi görüyor. Maç sabahı tabii ki aradı, konuştuk, ne yedin, ne yaptın, kaçta kalktın hepsini soruyor. Ve ben dedim ki babam herhalde hani maça gelemeyecek ve ben hayatımda ilk kez babamsız bir maça çıkacağım.
Ama yanılmışım. Çünkü sahaya çıktığım zaman seremonideyken tribüne bir baktım. Aslında orada bana gülümsüyor. Ve benim o an böyle bütün stresim gitti. Rahatladım, kendime güvenmeye başladım. Ve o gün dedim ki aslında tedavisini bırakıp benim için buraya kadar geliyor. Ve ben aslında benim spor hayatım onun için çok önemli. Daha sonra İstanbul'a transfer olduğumda burada tedavi gördüğü için her maçıma gelemedi. Ama ne zaman maçım canlı yayınlansa o an izler. Ondan sonra o maçı tekrar tekrar izler. Maç çıkışında beni arar. Kızım bak burada hatalar yaptın, bir daha böyle yapma, işte onu söyleme, topa daha iyi vur. Her zaman ilgilenirdi ve maça çıkmadan önce saçıma taktığım tokanın rengine kadar bile sorardı. Ben babamı kaybettikten yaklaşık bir hafta sonra Türkiye Şampiyonası'na çıkmak zorunda kaldım ve benim için çok zor bir Türkiye Şampiyonası'ydı. Çünkü ben tribünde gözüm babamı arıyordu. Ama ben biliyordum ki sahaya çıktığımda eğer kendimi bırakırsam, oyunu bırakırsam olmazdı. Çok kızardı bana. O sebeple ben hem artık ondan sonra her sahaya çıktığımda, hayatımın her alanında bir iş yaptığım zaman tamamen üzüntülerimi, acılarımı bir kenarda bırakarak her zaman çok çalışmayı öğrendim. Çünkü babam olsa her zaman benim durmadan çalışmamı isterdi disiplinli bir şekilde. Her zaman bana meleğim diye seslenirdi. Ve şimdi artık o benim koruyucu meleğim oldu. Bugün aslında burada babamın isminin böyle bir spor kompleksine verilmesi ablam ve benim için çok çok gurur verici bir şey. Biz gerçekten çok mutlu olduk babamızın adının burada yaşayacak olmasına. Bu spor kompleksine babamın adının verilmesini sağlayan herkese çok çok teşekkür etti. Bizim için çok gururlu ve çok onurlu bir şey aslında. Gerçekten bizim gençlik yıllarımızda bize hem abilik, hem dostluk, hem arkadaşlık, birçok şeyi içinde biriktiren ve tecrübelerini bizle paylaşan, bize yön gösteren, yol gösteren bir abimizdi. Mersin hakemine gerçekten bizler gibi birçok insanı kazandırdı. Ben şu an spor yöneticisiysem ve FIFA hakemi olduysam, rahmetli Musa hocamın benim üzerinde çok büyük hakları var. Burada bulunan bir sürü hakem kardeşlerimin üzerinde çok büyük hakları var. Allah'tan mekanı cennet olsun. Mutlaka şu an bizi izliyor yerlerden ve bu spor tesisine verilmesini emeği geçen Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'e, meclis üyelerimize, biz de Yenişehir Belediyesi olarak sürekli burada bu alanın kurulması için mücadele eden Cemal Karakaya abime ve Park ve Bahçeler Birimine, Yenişehir Belediyesi'nin hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Çok erken yaşta kaybettiğimiz Musa Er Yılmaz hocamızı, hocamız adına ismi verilen bu tesisin açılışı bizim hepimizi elbette onu anmak için, bu kıymetli dostu abimizi anmak için önemli bir şans oldu bu ifadeleri kullanmak adına. Ama çok erken yaşta kaybettik. Bunun üzüntüsünü hep derinden hissettik. Musa Er Yılmaz benim için sadece bir hakem arkadaşım değil, bir abimdi ve kamplarda, hakem kampında aynı odada kalırdık Musa hocamla. Paylaştığımız çok önemli günler oldu, anlar oldu. Ve Musa Er Yılmaz çok çağdaş, laik, cumhuriyetçi ve Mustafa Kemal Atatürk değerlerinin peşinden giden aydın bir kardeşimizdi. Bunu özellikle söylemek istiyorum ve bunun mücadelesini hayatı boyunca verdi. Türk futboluna çok büyük emek harcadı. Dürüst hakemdi, namuslu insandı ve hiç kimsenin hakkını yememek adına işine dört elle sarılır ve çok çalışırdı. Çok emek verirdi. Musa Er Yılmaz'ı unutmayıp böylesine güzel bir tesis onun adını veren başta Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'e, çalışma arkadaşlarına, meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bundan büyük mutluluk duyduk. Musa Er Yılmaz'ın ismini her yerde yaşatacağız. Biz onun savunmaya çalıştığı değerlerin her zaman peşindeyiz. Evet, alkışlıyoruz. Thank you.